Evet arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakını kurarak bence büyük bir hata yaptı. Seçim sonrası oy dağılımından biraz sizlere bahsedeceğim. Zaten anlayanlar da anlayacak. Şimdi seçim sonrasında barajı geçemeyen partilerin oyları en çok oy almış partinin hanesine otomatik olarak yazılır. Şimdi Cumhur İttifakını kuran Erdoğan'ın karşısına CHP, HDP, Meral Akşener ve Karamollaoğlu gibi Erbakan'ın yani kalıntıları, Erbakan'a hizmet etmeyen ama Erbakancılarmış gibi gözüken dört tane bir parti, 4 kişi çıkardılar. Bunların hepsinin renkleri, görüşleri, duruşları farklıymış gibi gözük gözüküp ama arkada bunları yöneten kişi aynı, bir araya getiren kişi aynı. Düşünün ki pazarda bir tezgaha dört tane dört çeşit mal koymuşlar. Hepsi bir kasanın içinden dökülmüş. Ama iri ufaklı iri ufaklı değiştirdikleri için bunların fiyatlarını değiştirmişler sadece. Gelen müşteri tezgahtan gitmesin. Bütçesine uygun olanı alsın. Biz şimdi öne iyilerini koyup büyüklerini büyük fiyat yaparsak fazla fiyat. Müşteri bura pahalı diye tezgahın önünden çeker gider. Biz o zaman satış yapamayız diye irili olanlarını bir tarafa, küçükleri bir tarafa, çürükleri bir tarafa, kızarmamışları yani yetişmemişleri bir tarafa koyup ayrı ayrı fiyat çekiyorlar. Yani gelen müşteri tezgahtan kaçmasın diye. Mesela adam diyor ki ne? Ben diyor sağcıyım, şuyum, buyum diyor. Öyle mi? Aa bizde Meral Akşener var. Çakma milliyetçi. Bakın. Bak Meral Akşener var. Sağcı var. Gerçek MHP'li diyerekten Meral Akşener'in bürosuna yolluyorlar. Birisi diyor ben solcuyum diyor. Ben Atatürkçüyüm, Kemalistim, şuyum, buyum falan filan diyor. Aa bizim diyor CHP Atatürk kurdu. Biz de Atatürkçüyüz. Seni bu tarafa alalım. Birisi diyor ben Kürtüm diyor arkadaşlar. Diğer da ondan o sandım, bıktım, şuyum, buyum ben seni HDP bölümüne alalım arkadaşlar diyor. HDP artık yerli parti, milli parti gibi. Birisi diyor ki ben dinciyim, imancıyım, ibadetçiyim. Hani şey ya sen o zaman diyor dinciysen, ibadetçiysen gel seni Karamollaoğlu tarafına alalım. Bak o muhazafakar. Bak burada din, ibadet her şey var. Seni de bu bölümü alalım der gibi gibicesine. Yani her yola giden bir tezgah kurmuşlar. Her türlü yol var. Ama arkada bu tezgahın arkasında malı satan kişi pazarcı aynı adam ama. Aynı kişi. İnsanlara göre renk değiştiren bu gibi partiler önümüze sundular. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan da kendi görüşüne uygun MHP'nin ittifak yapınca MHP'nin içinden FETÖ yanlısı, FETÖ destekli Meral Akşener ortaya çıkıverdi. FETÖ'nün sağ ve sol kesimlerde hatta HDP'nin içerisinde bile kilit noktalarda milletvekilleri var. FETÖ çünkü onun sağsı solu görüşü partisi hiçbir dini ırkı bir şey yoktu. O Türkiye'yi tamamen ele geçirip İsrail ve Amerika'ya peşke çekmekti bunun niyeti. Türkiye'yi tamamen ele geçirmekti. Erdoğan'ı kullan, kullanıyorum dedi. Erdoğan'ı destekliyorum yanındayım. Erdoğan'ı şişirdi bu pul bir şeyler yaptı. Erdoğan belli bir güce geldikten sonra Erdoğan onu kullandı ortaya çıkınca aralar açıldı. Daha sonra Erdoğan'la mücadele edemedi. Şimdi Erdoğan'ı karşısına rakip çıkartmaya çalışıyor. Dört benzenizi de bir araya getirdi başardı. 7 Haziran seçimleri sonucu Erdoğan'ın yeterli milletvekili bulamaması üzerine hükümeti kuramayınca mecburen hükümet kurmak muhalefet partisinin eline geçiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline geçiyordu. Kılıçdaroğlu dedi ki bu görevi bana ver, hükümeti ben kurabilirim." Geldi Devlet Bahçeli dedi ki "Geldi dedi, senin ben başbakan yapacağım ama dedi HDP ile birleşeceksin." İşte orada HDP ile bir araya gelmeyen koca yürekli adam Devlet Bahçeli yerli ve milli gerçek bir adam HDP ile ben bir araya gelmem polisi, askerimi şey eden bir pislik partiyle ben öyle başbakanlık değil, cumhurbaşkanlığını bile kabul etmem dedi. Yıllardır ilmi ilim görmüş oldukları tuzaklar, hileleri bir adamın sayesinde başlarına geçiverdi. Bunlar bu sistemin aynısını tekrar kurup ama bu sefer Devlet Bahçeli'yi diskalifiye etmekti. Yaptılar da Meral Akşener'i MHP'nin içerisinden doğru çakma ülkücü olarak millete kakaladılar, şişirdiler, popoladılar, Sonucunda da nihayet aldılar. İstanbul, Ankara'yı, Antalya'yı, İzmir zaten alıyorlardı da. Adana, Mersin gibi büyük metropol şehirlerini de aldılar yani. Çakma Meral'in sayesinde ve HDP'nin, PKK'nın sayesinde de aldılar yani. Başarılı oldular. 7 Haziran'da Cumhurbaşkanlığını alıp AKP'yi muhalefet durumuna düşüreceklerdi. Devlet Bahçeli'nin reddetmesi üzerine şimdi Meral Akşener'le belediyeleri almakla yetindiler. 2023'te de yine bu ittifaklarına devam edecekler PKK'yla. Bildiğiniz üzere Güneydoğu'da HDP'nin kazanacağı yerlerde ya da AKP ile kafa kafa gideceği yerlerde CHP aday çıkarmadı. Biz dedi aday olarak HDP'nin belediye başkan adayını destekliyoruz dedi. HDP'yi kazandırdılar. Batı'da da HDP aday göstermedi. CHP'yi kazandırdılar. Yani CHP burada dedi ki Erdoğan gitsin de isterse PKK belediyeye seçilsin. Erdoğan'dan kurtulalım. Tek PKK gelsin başımıza. Erdoğan gitsin isterse ülke batsın hesabında. Bunu körler, sağırlar, salaklar bile aslında anlar da bazı at gözlüğüyle bakanlar anlamaz. Ama Erdoğan'ın şurada yapmış olduğu güzel bir hareket de var. Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül gibi kişileri partiden uzaklaştırdı. Bunlar şimdi Erdoğan'la çekişiyorlar. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu parti kurdu. Kurmuş olduğu partide barajı geçemeyecek. Barajı geçemeyince otomatik olarak kazanmış olduğu oylar Recep Tayyip Erdoğan'ın hanesine yazılacak. Yani Erdoğan'dan o sanmış olanlar Erdoğan'a hani gönül koymuşlar. E artık Erdoğan'a hani desteklemeyen sağcı e bazı kişiler Erdoğan'a oy vermeyip dolayısıyla Erdoğan'a oy vermiş olacaklar. Dolayısıyla barajı geçemeyince Erdoğan'a gelecek. Hadi diyelim barajı geçti diyelim. Şu anda hainlik damgasıyla yaftarlanıyorlar ama meclise girdikleri zaman bence önemli konularda derin devletin geleceğini menfaatini ilgilendiren çok önemli derin konularda milletvekilleriyle beraber Erdoğan'ın yanında yer alacaklarına inanıyorum ben yani. Aynı şekilde bunu MHP ile de yapabilirdi. Devlet Bahçeli'ye diyebilirdik ki aslında Meral Akşener'i türetmeden önce bunun gibi FETÖ'cüleri tespit edip bunları yavaş yavaş partiden uzaklaştırabilirdi. İhraç ederdi yani birden değil bu kadar kişiyi tek 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 dönem dönem ara ara bunun neden olduğunu da söyleyeyim. Ya da önce bunu söyleyeyim sonra onu söyleyeyim. Çünkü konu değişiyor. Daha önce Almanya'da e, MHP'nin içerisinde bazı kişiler MHP'ye MHP'yi kullanıp MHP'nin adını kirleyip karalamışlar. Kendi çıkarlarını kullanmışlar. Bu kişiler de yönetimde başkan ve yardımcılıkta başkan ve yardımcılığında sekreterlikte makama mevkiye sahip olan kişiler. Bu anlattım belki 30 yıl oluyor yani. 20 20 yıl 30 yıl arası oluyor. O zaman bunlar MHP Ülke Ocağı olarak teşkilat olarak karar alıyorlar. Bu 5 kişiyi partiden ihraç etme, Ülke Ocağı'na girme yasa. Kararda bu çıkıyor. Bunu bu 5 kişi atıyorlar. Bu beş kişiyi atarken bir kişi diyor ki de bunlar atmayın diyor. Bakın hemen yanlış anlıyorlar. Çünkü kötü bir iş yaptılar ama atmayın diyor. Diyor ki bunları diyor biz bir kişi atalım. Aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra bir bahaneni öbürünü atalım. Yavaş, yavaş 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 atalım. Bunlar birlikte atılırsa bir parti veyahut da bir dernek bir kuruluş kurallar bizim karşımıza rekabet olurlar diyor bunun söyleyen kişiyle alay ediyorlar ya. Ne demek diyor ya? Biz MHP'yiz, ülke hocası, Bizim karşımız kim olur? Nürnberg'de arkadaşlar bu 5 kişi Türk Birliği'ni kuruyorlar. Türk Birliği Derneği'ni. Bu derneği kurduktan sonra ülke ocağında ne kadar insan varsa hepsini yanlarına çekmişler. Hepsini. O 5 kişiyi bir anda ihraç etmeyelim diyen kişinin ne kadar haklı olduğunu isimlerini vermiyorum. Çünkü bunların hepsi ülke ocaklarında başkan yönetimler. Bunların isimlerini vermeyeyim. Şimdi o arkadaşlar ayıp olmasın. İsimleri şahısları bende gizli kalsın. Bu beş kişi Türk Birliği'ni kurarak MHP ülke ne kadar orada üye varsa insan varsa tümünü kendi derneklerine kaydırdılar. Yani aynı şekilde Cumhurbaşkanı yani demek istediğim şu Cumhurbaşkanı FETÖ'nün delegelerle olağanüstü kongreye gitmek şartıyla Devlet Bahçeli'nin ipini çekmek istemesi üzerine Hani e, Kemal Kılıçdaroğlu'na ben başbakan olmam HDP ile bir araya gelmem dedi ya. Dediler ki ne, bu devlet Bahçeli ile asla olmaz. Biz devlet Bahçeli varken Erdoğan'ı indiremeyiz dedi ya. Ondan sonra o zaman işte devlet Bahçeli'nin ipini çekmeye karar verdiler. Bu se Ondan sonra da işte Meral Akşener şişirip pohpohlayıp Sinan Aygün gibi buna benzer 3-5 tane çakma milliyetçiler Rock Vural falan derkene partiden ayrı parti e, kurdutturup delegelerinden delegeleri seçime zorlayıp hakim ve savcıların e, satılmış hakim savcılar diyelim. Onların kararlarıyla olağanüstü kongreye gidip bu delegeleri de tehdit ederek kimisini makamla, kimisini parayla, kimin ailesine, kimi de ellerinde bulundurulmuş olduğu FETÖ'nün kasetleriyle tehdit ederek Meral Akşener başkan seçip tekrar 7 Haziran'da kaybetmiş olduğu o başbakanlığı koltuğunu Meral Akşener sayesinde almak istiyorlardı. HDP de dahil bunda. Bunu gören Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'yi saraya çağırarak Beştepe'ye bunlara tek tek delillerini gösterdi. Bak dedi senin ipini çekiyorlar. Yerine bu kişiyi atadılar. Bunlar telefon görüşmeleri. Bunlar bizim elimizdeki kayıtlar, bilgiler, belgeler, e-mailler. Bunlar toplantılar, bu şahslar. Resimleri bir bir gösterdi. Hakan Fidan da geldi oraya. Arkadan gizlice girdi. Devlet Bahçeli'ye bütün her şeyini gösterdiler. Devlet Bahçeli'nin ipinin çekilmesi an meselesiydi. MHP'yi tamamen ele geçirmişlerdi. Ve FETÖ'nün sağ, sol, HDP, PKK her türlü yerde kilit noktalarda milletvekili adamları vardı. Hala da var. Hala da var. Onları tek bir çatı altında toplayıp HDP ve CHP birleşip Erdoğan'ı indirmek. Tekrar Türkiye eski gücüne konumuna sahip olmak. Bu da Erdoğan varken asla olmazdı. Erdoğan burada Devlet Bahçeli'ye her, her, şeyi ispatıyla gösterdikten sonra ispatlayarak kendi tarafına çekmesi bir hata oldu. Bunu yanına çektikten sonra işte o zaman Erdoğan'a muhalif olan sağcılar ve Erdoğan'ı sevmeyen yıllarca Erdoğan'a hakaretler eden, küfürler eden, eleştiren, hırsız diyen 17-25 aralığı hep durmadan başına kalkmaya çalışan MHP bu sefer Erdoğan yanında olunca işte ikinci bir parti doğmasına sebep oldu. Ve bu sayede de İstanbul'u, Ankara'yı Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i kaybetti işte. Ahmet Davutoğlu ve e, Ahmet Gül gibi, Abdullah Gül gibi kişilerin parti kurması, hainlik yaftasıyla yani yaftalanması Babacan'ın e, bence güzel bir taktik. Onlar ihanet ediyor gibi dursalar da bence ihanet etmiyorlar. AKP'den soğumuş sağ kesimin sistem değişsin, Erdoğan gitsin isteyen gönülsüz, isteksiz, kararsız olanların oylarını orada toplayıp o barajda muhafaza edip tekrar geri Erdoğan'ın hanesine yazdırma niyetindeler. Çünkü biraz, en başında söyledim. Meral Akşener gibi, HDP gibi, CHP gibi bir tezgahta her çeşit, her renkte mal var. Müşteriyi çekebilecek kabiliyetleri, kapasiteleri var. Onlara müşteriyi göndermemek için daha öncesine bir tezgah kurup AKP'den soğumuş olan kişileri Ahmet Davutoğlu gibi, Babacan gibi veyahut da e, Abdullah Gül gibi kişilerle engelleyip o tezgahın önüne göndermemek. Müşteriyi önceden yani önceden malı satmak yani. Böylece bu sayede de Erdoğan'ın 2023'te 7 Haziran'da Devlet Bahçeli ile kazan, elinde kalan başbakanlık koltuğu şimdi de 2023'te Cumhurbaşkanlığını bu sayede geri alabilir yani. Erdoğan'ın içerisinden ikinci bir parti doğuyor demeleri Erdoğan'ın kaybedeceği anlamına gelmez. Meclisi bence geçe, giremeyecekler çünkü baraja aşma 5 e, milyon oyu alabileceklerini tahmin etmiyorum asla yani. 3 milyon, 2 milyon bile alsalar, 1 milyon alsalar Erdoğan'ın anesine yazılacak hepsi. Çünkü en çok oyu Erdoğan alacak. O diğer dörtlü partinin en çok oyu alma bir e, alma gibi bir durum yok. Onlar asla en çok oyu alamazlar. Onlar dördü birleşti. Önce tek tek oyları topluyorlar, sonra birleşiyorlar. Birleş, birleştikleri için Erdoğan'ı geçiyorlar. Birlik oldukları için. Oyları kendi torbalarına doldurup oyları aynı masanın üzerinde tek bir haneye yazdırıyorlar. Öyle Erdoğan'ın önüne geçiyorlar. Bu yüzden Erdoğan da onlara oy kaptırmaması için böyle kendi partisinden yeni hain yaftalayarak hainlik yaftası altında bazı milletvekillerini tanınmış kişileri öne sürüp oyları böyle bir baraj seti oluşturarak kendi hanesinde hanesine yazmayı başarabilir.